Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de seçtiğimiz ayın tarihlerini getirmek için güzel bir uygulama yapalım. Boş bir Excel sayfası açın arkadaşlar. Beraberce adım adım ilerleyelim. Öncelikle aylarımızı yazalım. Daha sonra ayların başlangıç ve bitiş tarihlerini yazalım. Bakın buraya geliyorum. Herhangi bir hücreye gelin. A4 hücresini örneğin. Ocak yazalım. Bunu aşağı doğru çektiğinizde de Aralık ayına kadar otomatikman bunların çoğaltmasını yapalım. Şimdi buraya 1-1-2019 diyerek Ocak ayının ilk tarihini yazıyoruz. Sonra diğer aylarında her ayın birini getirelim buraya. Bunun için arkadaşlar eşittir seri tarih diye bir işlemimiz var. Şu tarihten başta ve bir ay sonrasını tam bize göster şeklinde bakın. Böyle yapıyoruz. Enter'a bastığınız zaman rakam formatına gelecek. Buradan da kısa tarih seçtiğinizde bakın ayların otomatikman geldiğini her ayın birinin otomatikman geldiğini görürsünüz. Seri tarih girmiş olduğunuz tarihin bir ay sonrasını otomatikman bize verir. Benzer şekilde ayın sonunu bulalım. Şimdi Ocak ayı ne zaman bitiyor? Şubat ayı ne zaman bitiyor? Bunun için de eşittir seri ay fonksiyonumuzu kullanıyoruz. Bu tarihten başla nokta virgül. Bir ay dersek arkadaşlar bu seri ayda bir ay sonraki tarihin son gününü verir. Yani bu hesaba göre 1 Şubat'ı alacak. 1 Şubat'ın da son günü olan 1 Ocağı alacak. Bir ay sonrası 1 Şubat. 1 Şubat'ın da Şubat ayında son gününü buraya otomatikman getirecek. Enter'a bastığınız zaman bakın buraya direkt Şubat'ın sonunu getirecektir. Bize Ocak ayının sonu lazım olduğu için buradaki bir değerini 0 yapalım ve bunu aşağı doğru şöyle çektiğinizde de her ayın sonu otomatikman bakın karşımıza gelecektir. Şimdi ikinci sayfaya geçelim. Şöyle bakın yan taraftan geçelim. Buraya tekrar şöyle yapalım buraya gelelim veri menüsünden. Hatta şöyle yukarıya koyalım. C2'ye tıklayın veri menüsünden veri doğrulama diyelim. Veri doğrulamadan da listeyi seçiyoruz. Kaynak kısmına tıklayıp sayfa 1'deki Ocak ayından Aralık ayına kadar olan aralığı seçerek ayları buraya bakın şöyle getirelim. Şimdi Ocak ayını seçtiğimizde Ocak ayının günleri buraya gelsin. Şubat'ı seçtiğimizde Şubat ayının günleri buraya gelsin. Bunun için de nasıl yapacağız? Öncelikle ocağın ilk gününü getirmemiz lazım. Her ayın başlangıcı bir ama bitişleri farklı. 28'inde 30'unda birinde bitiyor, 31'inde bitiyor gibi. Eşittir düşey ara diyoruz ne arıyoruz? Ocak ayını arıyoruz. Noktalı virgül yani C2. Nerede arıyoruz? Sayfa 1'deki bakın. Şöyle A'dan B'ye kadar seçebiliriz. Veri az olduğu için. Burada arıyoruz. Noktalı virgül. AB aralığının ikinci sütunu bize lazım. Noktalı virgül sıfır şeklinde tam eşleme yapalım. Enter'a bastığınızda. Bakın buradaki değerler hemen şuradan girişten kısa tarih yaparsak bunun da geldiğini görürsünüz. Şimdi burada da şöyle bir e, sonlarını getirmek için seçtiğimiz ayın 30'unda bitiyorsa 30'un 31'inde 30 bitiyorsa 31'ine kadar veriyi getirmek için nasıl bir yol izleyeceğiz? Buraya geleceğiz. Eşittir. Eğer eşittir. Eğer buradaki değer küçük eşit. Bakın düşer diyoruz tekrar. Şu Ocak ayının değeri bunu sabitleyelim. Aşağı doğru çekeceğiz kaymasın. Noktalı bir gün. Nereden arayacağız? Şu A, B, C aralığında. Aşağı çekeceğim için sabitlemeye gerek yok. Noktalı bir gün. Üçüncü sütun yani bitiş tarihi. Şuradaki üçüncü sütun. Noktalı bir gün sıfır ise ne yapsın? Buradaki A3'teki tarihe bir eklesin. Değilse boş getirsin gibi şöyle bir parantez yapalım. Bakın bak buraya geldi. Bunu hemen kısa tarihi çevirelim tekrar. Şimdi aşağı çektiğimizde çok çekmeyelim. Şöyle 30'undan itibaren şöyle 32'sine kadar çekelim. Şöyle bakın. Şimdi burada da 1 Şubat geldi. Şimdi bunun burada gelmemesi lazım. Buna dikkat edin. Şurada bir hatamız var. Bakın. 1 Şubat'ın gelmemesi lazım. Bunu nerede hata yaptık? Şuna bakacağız. Ayın birinden başlıyoruz. Tamam. Buradaki değer. Formülümüzü kontrol edelim. A3'teki değer C2'deki Ocak ayının son değerinden küçük eşit ise eşidi koyduğumuz için A3'teki değeri 1 ekleyelim. Değilse boş gelsin şeklinde yaptık. Şimdi buradan Şubat'ı bir seçelim. Bakın burada da Mart geliyor. Bunu kontrol edelim. Şimdi formülümüz tekrar bakın. Şimdi formülümüzü bir kontrol edelim. Burada şöyle bir sıkıntımız var. A3'teki değer değil. Şuraya bir parantez açalım. Şöyle A3 artı 1'deki değer olması lazım. Tekrar bunu aşağı kadar kopyalayalım. Evet 28 olarak geldi. Tabii fazla seçtiğimiz için çektiğimiz yerlerde hata verdi. Excel'de hataları nereden gidereceğiz? Şu eşittirin başına gelin. Bir eğer hata işlevini koyalım. En sona gidelim. Nokta virgül çift tırnak çift tırnak şeklinde yaptığınızda ve enter'a bastığınızda hatayı buradan gizlersiniz. Aşağı çektiğiniz zaman da bakın tarihler gelir. Şöyle yaptığınız zaman daha net göstereyim. Şuradan 28'ine kadar. Şimdi buraya geliyorum. Mart'ı seçtiğinizde bakın. Direkt Mart ayının tarihleri. Buraya geldik. Buradan da Temmuz'u seçtiğimizde Temmuz ayının tarihleri gelecek şekilde düzenlemeyi yapabiliriz. Şurayı tekrar bir göstereyim. Şurada birinci tarihi düşer buldurduktan sonra şurada eğer diyoruz A3'deki bir de bir fazlası yani ayın ikisi olarak artık düşünün bunu. Son günden küçük eşitse A3'teki değeri 1 ekle, her değere 1 ekleyerek bunu çoğaltıyoruz. Değilse boş getirsin. Daha sonra da hata vermesi için çünkü 28 çeken, 30 çeken, 31 çeken aylar var. Onları hata engellemek için de eğer hata işlemini kullandık. Bu şekilde arkadaşlar bunu isterseniz burada isterseniz yanında yan, yan şekliyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok güzel bir örnek. Seçtiğiniz ayın tarihleri aşağıya otomatikman gelir. Buna bağlı düşe yaraları, indis kaçıncıları rakamları otomatikman da buraya getirebilirsiniz.